yargıya taşındı. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Çocuklarımıza yönelik gerçekleşen cinsel istismarın hesabını soracağız. Biz mahallemize ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Bugün burada ama her gün memleketin her yanında tacize, şiddete, istismara maruz bırakılan çocuklarımızın haklarını savunacağız ve sorumlular hesap verene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu cemaatlerin devlet tarafından finanse edilmesine, korunmasına, çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitim almak yerine bu din tacirlerinin elinde bırakılmasına itiraz edeceğiz. Ve buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bizler çocuklarımızın aydınlık yarınları olsun istiyoruz. Çocuklarımızın laik, bilimsel ve evrensel değerlerle eğitim almasını istiyoruz. Çocuklarımıza dayatılan ve yaşatılan bu ahlaksızlığın hesabı verilsin, sorumlular cezalandırılsın ve Zümrüt Evler Kur'an kursu kapatılsın. Sevgili arkadaşlar, burada mahalle sakinleri olarak bu yaşanan olaya ilişkin çocuklarımıza sahip çıkmak için bir araya geldik. Ama ben dosyanın avukatı olarak bir hafta 10 gündür bir ceza soruşturması yürütülüyor. Gözaltına alınanlar var. 3 çocuğun istismara uğradığı tespit edilmiş vaziyette. İstismarın gerçekleştiği Kur'an kursu resmi olarak Maltepe Müftülüğü'ne, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı. Ama fiilen gizlenmeyen ve saklanmayan bir şekilde Süleymancılara ait olduğu biliniyor. Ve buna ilişkin olarak kamu görevlileri hiçbir açıklamada bulunmuyor. Ceza soruşturması açısından gerekli olanların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Ama esas olan bu Kur'an kurslarının kapatılması, bu tarikat, cemaat, devlet ilişkisinin son bulması.